Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş mevsimlik bir örgü modeli anlatacağım. Çok hoş, çok güzel, ajurlu zikzak örgü modeli diyelim. Yazlık olarak örmek isterseniz de koton ipler kullanarak yapabilirsiniz. Kendiniz örebilirsiniz, sevdiklerinizi örebilirsiniz. Bebek battaniyesi de olur arkadaşlar. Çok şık, çok güzel duruyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Evet, ip olarak şöyle orta kalınlıkta şöyle şu tarz örgü ipiyle öreceğim. Şiş olarak da 3 numara şiş kullanacağım. Modelim 10 ilmek ve katlarından oluşuyor. 10 ilmek ve katları artı 1 ilmek fazla atarsanız tam denk düşüyor. Başta ve sonda kaç ilmek olmasını istiyorsanız da o kadar fazla ilmek atarak başlayabilirsiniz. Kenar bant olmaz diye düşünüyorum. Böyle yazlık örecekseniz efil efil güzel dursun derseniz lastik örgüye gerek yok. Evet, hazırsanız hemen ipimi kenara aldım. 2 desen için 21 ilmek atarak başlayacağım. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, dediğim gibi 2 desen için şöyle hızlıca 21 ilmek atıp döneceğim. Evet, 2 desen için 21 ilmek attım. Şöyle çevirdim. İlk sıra kolaylık olsun diye bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Lastik örgü yapmayacağım. Sadece ilk sıra şöyle bütün ilmeklerimi ters örerek ilerleyeceğim. Modele ön yüzde başlayacağız. Evet, bu şekilde ters örerek sırayı tamamlayalım. Evet, ters örerek sırayı tamamladım. Şimdi çevirdim, ön yüzdeyim. Modelim arkalı önlü toplamda 4 sıradan oluşuyor. Modelin birinci sırasındayız. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisine bir örüyorum. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Düz olarak örüyorum. Sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi yine karşımda iki ilmek var. Şöyle ikisinin de yönünü değiştireceğim arkadaşlar. İlkini örmeden sağ şişimi aldım. İkincisini de bu şekilde sağ şişimi alıp şöyle sağa doğru ikisini bir kesiyorum. Bir doladım. Yine sağa doğru kesim yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi de yönünü çevirip örmeden sol şişimi alıp sonra sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Bir düz ördüm. Diğer desenime geçmiş oldum. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Yine sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Şöyle üçgen şeklinde zikzak olacak. Şöyle. Evet, ikisini bir ördükten sonra dolamadan bir ilmek örüyorum. Karşımda iki ilmek var. Şöyle yine ikincisinin yönünü çevirip ikisini sol şişime geçirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Yönü düzgün dursun diye. Doladım. Yine sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Bir doladım. Son kenar ilmeğimi örüp modelimin birinci sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Modelin arka yüzünde hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi sırayla ters olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerimi ters örerek ilerliyorum. Evet, modelin ikinci sırası. Hızlıca sırayı tamamlayalım. Son ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Modelin üçüncü sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Bir alttaki artırdığım ilmeği düz ördüm.
Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Karşında 3 ilmek var. İlkini örmeden sağ şişimi aldım. Diğer ikisini ikincinin yönünü çevirip, bakın bu şekilde ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru bu ikisini bir örüyorum. Şöyle. İkisini bir ördüm. Örmeden aldığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Burada üçünü bir örmüş olduk. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin, bakın, ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Bir doladım. Üç tane düz örüyorum. Bir, iki, üç. Bir doladım. Diğer desene geçtim. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Karşımda 3 ilmek var. Şöyle doladığım ilmeği tutuyorum. İlkini örmeden sağ şişimi aldım. Diğer ikisinin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir bu şekilde ördüm. Örmeden aldığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Bu şekilde. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Kalan iki ilmeğimi de düz örüp modelimin üçüncü sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Dördüncü son sırasındayız. Hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi sırayla ters olarak örelim. Evet, ters örerek sırayı tamamlayalım. Evet, ters örerek sırayı tamamladım, çevirdim. İlk desenim açığa çıktı. Ama ördükçe kendisini gösterecek. Ben tekrardan bir desen daha yapmak istiyorum. Şöyle daha detaylı olur. Birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Ne yapmıştık? İlk ilmeğimizi örmeden sağ şişimizi aldık. Bir doladık. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördük. Bir doladık. Yine sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ortadaki ilmeği ikisini bir ördükten sonra artırma yapmadan ortadaki ilmeği örüyorum. Ve yine sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru örüyorum. Burada da bir eksiltme yapıyorum. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Bir düz ördüm. Burada bir desen yapmış oldum. Diğer desen için bir doluyoruz. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Şöyle bakın, yönü düzgün çıkıyor. Sola doğru kesim yapmış oluyoruz. Evet, ikisini bir ördükten sonra ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Karşında iki ilmek var. Bir artırdığım ilmek ve bir sonraki ilmek. İkincisinin yönünü çevirip bu sefer sağa doğru. Yönü düzgün olsun diye sağa doğru kesim yapıyoruz. Bir doladım. Yine iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Son kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve bütün ilmeklerimi ters örerek ilerliyorum. İkinci sırası. Sırayı tamamlayalım. Evet, ters sıramı tamamladım. Çevirdim. Modelin üçüncü sırasındayım. Üçüncü sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir alttaki artırdığım ilmeğimi düz örüyorum. Evet, iki tane düz ördükten sonra bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Karşında 3 ilmek var. Burada bakın üçgen şeklinde kapanması lazım. O yüzden doladığım ilmeği tutuyorum. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Bu iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Şöyle ikisini bir ördüm. Örmeden aldığım ilmeği genişletip sağ şişimin önüne bırakıyorum. Üçünü bir kesmiş olduk. Bir doladım.
Sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru kesiyorum. Bir doladım. Üç tane düz örüyorum. Bir, iki, üç. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin diğer desene geçtik. İkisini bir ördüm. Bir doladım. Yine üçgen şeklinde kapatmam lazım. İlk ilmeği örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru kesiyorum. Arkadaki ilmeğimi genişletip sağ şimdi önüne bıraktım. Bir doladım. Yine sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Son kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin üçüncü sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi sırayla ters olarak örelim. Evet, sırayı dördüncü sırayı tamamladım, çevirdim. Şimdi birinci sırada ne yaptıysanız aynı işlemi yapacaksınız. Videoyu geriye de alabilirsiniz arkadaşlar. Desenim ikinci desenim de açığa çıktı. Ben büyük bir parça da yaptım. Onu da göstereyim size. Şöyle ütülenirse daha şık, daha kibar durur. Şöyle göstereyim bakın. Bilindik böyle en sık kullanılan modellerden bir tanesi. Böyle bebek örgülerine, etek uçlarına da çok yakışır. Kendi kıyafetlerinize de uyarlayabilirsiniz. Harika olur diye düşünüyorum. Arkası da bu şekilde. Kalın iple bebek battaniyesi diz örtüsü de yapabilirsiniz. Böyle bebek battaniyesi yapıp mesela şöyle buralara iri gül örüp dikebilirsiniz. Şöyle şık durur diye düşünüyorum. Ya da çiçekle süsleyebilirsiniz. Böyle. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki bu modeli şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.